Merhaba Teknoloji takipçileri, ben Buğra. Bu videomuzun konu Rampage Amazing oyuncu kulaklığı. Haydi geçelim videoya. İlk öncelikle kutu tasarımından bahsedecek olursak, klasikleşmiş kırmızı ve siyah Rampage renkleri kutu üzerinde bulunuyor. Yarı saydam bir tasarımla gelen kutunun içerisinde hemen kulaklığın bir kısmı gözüküyor. Rampage logosu ve belli başlı bilgilendirme kısımları bulunuyor. 50 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor. Sanal 7.1 ses teknolojisi yine bu kulaklıkla birlikte geliyor. Ek olarak da aktif gürültü engelleyicisi bu kulaklıkta mevcut. Ancak mikrofonunda mevcut. Buna İlerleyen dakikalarda değineceğim zaten. Hemen kutuyu hızlıca açalım. Kutudan çıkarttık kulaklığımız masada ve kutu içerisinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu tek bir kitapçık halinde geliyor. Bunu da bu şekilde göz atabilirsiniz. Kulaklık kullandıysanız klasik tak çalıştır olayı var bu kulaklıkta da. Kulaklığa geçmeden önce benim hoşuma giden bir kablo üzerinde bir detay var. Cırt cırtlı bir bantla geliyor. Şöyle. Bant olayı güzel çünkü kablo uzunluğu bazen uzun gelebiliyor. Onu ayrıyeten bağlamak için güzel bir detay kablo üzerinde geliyor. Kablo demişken kablosu aslında uzun bir kablo geliyor. 2 metreye yakın bir örgü kablo bu arada. Kablosu da gerçekten hissiyat olarak kaliteli ve uzun kullanımda da yıpranmayacak bir kablo yapısı. Bunun için içiniz rahat olabilir. Ben kablo yapısını beğendim. Böyle ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama. Ve kablo uzunluğu bu şekilde ve tek USB ucuyla geliyor. Bu da iyi bir detay. Jack girişinin olmaması 7.1 ses teknolojisi ve RGB'nin aktif şekilde kullanılması için gerekli. Ve kablo demişken kablo üzerinden de ses kumandası bizleri karşılıyor. Bu ses kumandası üzerinde mikrofon açıp kapatmak ve RGB ışıklandırmayı açıp kapatmamıza yarayan, hemen şöyle göstereyim hatta takalım. Şu an bakın RGB ışıklandırma yandı. Bunu açıp kapatmak için bir buton bulunuyor, bir tuş bulunuyor kumanda üzerinde ve ses ayarlarını yapmanız için scroll tarzında bir kaydıraç bulunuyor. Ses ve açıp ve kapatmak için güzel detaylardan biri bu da. Şimdi gelin tasarımına biraz bakalım. Tasarımsal olarak kullanıcısını memnun edecek bir tasarımla birlikte geliyor aslında. RGB logosu, Rampage logosu bizi karşılıyor. Rampage logosunun ışıklandırması RGB ve yanda ince bir şerit şekilde, yarım daire şeklinde bir RGB ışıklandırma mevcut. Öyle cafcaflı bir ışıklandırma yok. Sadeliği ve hafif ışıklandırma ile birlikte kulaklığı bir bütün haline getirmiş aslında firma ve benim hoşuma gitti. Ayrıyeten de şöyle bir detay var. Mikrofon ucunda da bir LED bulunuyor. Bu LED de beyaz tek renkte halinde yanıyor. Kulaklığı ilk bakışta kulaklığın şu arası gerçekten bayağı bir açık hata. Normalde bir kulaklığı aşina olduğumuz şu şekilde gelir bir kulaklık. Siz kafanıza göre açarsınız. Ancak bu kulaklıkta geniş bir aralığa sahip olması kulak basıncını sıfıra indiriyor. Ben uzun kullanım, 3-4 gün kullandım, müzik de dinledim, oyun da oynadım ve kulak basıncı, basınç uygulaması yok kulakta. Yani kulağa taktığınız an gerçek anlamda hafif bir kulaklık. Ayrıyetten bu açıklığı olması da her kafa yapısına uygun olması için basıncı sıfıra indiriyor. Çünkü şöyle geldiğini düşünürseniz, siz bunu kafanıza takmak için açmanız gerekiyor ve açtığınızdan eski haline dönmek için basınç uyguluyor. Ama burada açıklık olduğu için herhangi bir basınç yok. Taktığınız an sıfıra indirgeliyor basıncı. Benim en çok rahatsız olduğum konulardan biri de bu kulaklıklarda kulağa basınç uygulaması, ağrı yapması. Ama bu kulakta öyle bir sorun yok. Ayrıyeten hemen üst tarafta da kafa bandı bulunuyor. Bu kafa bandında sünger ve suni deri bulunuyor. Aynı kulak yastıklarında da olduğu gibi. Burası da ayrıyeten rahat. Herhangi bir basınç uygulamıyor. Hatta hemen iç kısım alüminyum. Şöyle gösterdiğimiz zaman alüminyum bir tasarımla birlikte geliyor. Bu
kısımda şu şekilde kafanızın boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz kulağınıza göre. Tabii ki bu biraz daha açılsa olabilirmiş ama ben en sonda kullanıyorum bu şekilde. Biraz daha uzayabilse daha da iyi olabilirdi aslında. Ve ek olarak yine kulak yastıkları da sünger üzerine suni deri bulunuyor ve ayrıyeten kulak yastıkları biraz daha yuvarlak hatlara sahip olabilirmiş şu şekilde. Çünkü kulağa taktığınız an biraz benim kulağım tam içeri oturmadı. Ona rağmen herhangi bir sorun yaşatmadı uzun kullanımda da aynı şekilde. Evet, mikrofonuna gelelim. Mikrofonu şu ana kadar kullandığım en iyi mikrofona sahip bir kulaklık diyebilirim. Mikrofonu gerçekten başarılı. Yani bunun altını çizmem gerekiyor. Çünkü bu fiyat aralığında bir kulaklığa göre ses kalitesi gayet tatmin edici. Ayrıyeten bu mikrofonda da aktif gürültü engelleyicisi bulunuyor. Bu mikrofon özellikle oyuncular için gerçekten işe yarar. Neden? Discord'da arkadaşlarınızla oyun oynarken dışarıdaki gelebilecek rahatsız edici sesleri engelliyor. Ne demek bu? Üst kattaki veya alt kattaki komşunuz matkap kullanıyor veya dışarıdaki bazı gençler arabalarıyla son ses müzik dinleyebiliyor, caddeden geçebiliyor. Yani birçok rahatsız edici çevrede ses var. Bu sesleri bu mikrofon engelleyebiliyor. Aktif gürültü engelleyicisi mevcut. Şimdi birazdan bu mikrofon üzerinden yaptığım ses kaydını dinleyeceğiz hep birlikte. Siz de ona göre karar verebilirsiniz aslında. Şimdi haydi geçelim. Ses kaydı nasıl bir performans veriyor bu mikrofon? Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknodiyot izleyen ne haber, nasılsın? Evet, şu anda Windows 10 üzerindeki ses kaydedicisi uygulamasından bu ses kaydını alıyorum. Herhangi bir oynama vesaire yok ses üzerinde. Direkt uygulamayı açıp kaydetmeye başladım. Aktif gürültü engelleyicisi teknolojisi mikrofon üzerinde bulunuyor. Bu ne demek? Zaten videonun başında da açıkladım aslında. Dışarıdaki sesleri mikrofona çok yansıtmıyor aslında. Mesela komşunuz bir ses yaptığı zaman bu sesi karşı tarafa mikrofon üzerinden aktarmıyor. Bunu engelliyor. Aslında bu. Evet, ses teknolojisi bu şekilde. Ses kalitesi de dinlediğimiz gibi bu şekilde. Biraz uzadı ses kaydı. Evet, videoya tekrar devam edelim. Mikrofondan dinlediğiniz ses kaydı bu şekildeydi. Bence kaliteli, çünkü birçok mikrofon test ettim ve bu fiyat aralığındaki bir kulaklıkta kaliteli bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Arkadaki herhangi bir ses yok, gereksiz parazit yok. Ben memnun oldum bu mikrofondan. Şimdi mikrofonu hallettik. 50 mm'lik bir ses sürücüleri bulunuyor her iki tarafta da. Ses kalitesi başarılı. Şimdi ses kalitesini son ses mikrofonu şuraya koyacağım ve buna da aynı anda birlikte dinleyelim bakalım. Ses kalitesi bu şekilde. Şimdi yazılımından biraz da bahsedelim. Yazılımı açıklama kısmında ürünün hem linkini hem de yazılımın indirebileceğiniz linki paylaşmış olacağız zaten. Özellikle yazılım üzerinden RGB ışıklandırma mod açısından herhangi bir geçiş yok. Burada rainbow diyebileceğimiz aslında geçiş efekti bulunuyor ama bütün RGB renkler mevcut. Herhangi bir ışıklandırma ayarı yok yazılımda. Bu kötü. Ancak 7.1 sanal ses teknolojisinden üzerinden bütün ses ayarlamalarını yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Aslında yazılım daha çok ses ve mikrofon ayarı üzerine yapılmış bir yazılım diyebiliriz. Esnek yapılı. Şöyle açtığım zaman bakın hala açılıyor ve memnun edecektir alanı. 250 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Tabii ki bu fiyat etiketi her videoda da dediğimiz gibi değişkenlik gösterebiliyor. Bugün 250, yarın 300 mesela olma ihtimali var veya daha düşük. Bu şekilde bir fiyat etiketiyle geliyor. Oldukça da satıyor aslında bu kulaklık. Çünkü mikrofonda da dediğim gibi aktif gürültü engelleyicisi olması güzel bir detay. Her oyuncu bu fiyata, bu özelliklere sahip olamıyor. Amazing güzel bir kulaklık. Ben memnun oldum. Özellikle de bu basınç olmaması kulakta uzun kullanımda rahat. Çünkü montaja oturuyoruz. 3-4 saat montaj yaptığım oluyor. O süreçte kulağımı ve başımı rahatsız etmemesi gereken bir kulaklık kullanmam gerekiyor. Bununla da bir kere montaj yaptım ve denedim. Gerçekten kalite. Hatta bu videoyu da bu kulaklıktan montaj yapacağım. Mikrofonumuz esnek yapılı bu arada. Şöyle gösterdiğimiz zaman bakın dönebiliyor. Yani istediğiniz tarafa şöyle bakın. Yapabiliyorsunuz, istemezseniz zaten kaldırabiliyorsunuz. Bu güzel. İndirip kaldırması direkt esnek yapılı değil. Çünkü bazen şöyle atıyorsun tekrar öne geliyor. Onun için böyle mekanizma olması güzel. Şu ışıkları vesaire görmüyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Oyuncu kulaklığı bizlere 7.1 sanal ses teknolojisi
teknolojisi, mikrofonda aktif gürültü engelleyicisi, esnek yapılı olması, rahat ve ergonomik yapılı, altını çiziyorum, beni memnun etti bu özellik. Bu videomuzun konu Rampage Amazing oyuncu kulaklığıydı. Evet, bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani izleyip kaçmayın lütfen. Üzülüyorum. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.